Merhaba Balık TV izleyenleri. Şu anda İstanbul Terkos'ta İsopter'in organizasyonunu üstlendiği turna balığı yakalama yarışmasındayız. Organizasyonunu İsopter'in yaptığı uluslararası turna balığı yakalama organizasyonundayız. Ve yanımızda misafirlerimiz var. Evet abi, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Abdullah Hayatsever. Bulgaristan Kırcaali doğumluyum. Yarışmayı nasıl buldunuz abi? Yarışma çok güzel. Çok güzel organize edilmiş. Çok değerli arkadaşlarımız, çok değerli misafirlerimiz var. Çok güzel. Ortam çok güzel, hava çok güzel. Her şey olması gerektiği kadar güzel. Daha önce İsopter'in kurmuş olduğu, düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katıldınız mı? Tabii ki. Daha önceki yarışmalarına da katıldık. Gelecekteki yarışmalar için sizin önerebileceğiniz bir şeyler var mıdır? Tabii ki. Bunu gittikçe daha iyi tanıtmamız. Burada katılımcıların eksik olduğunu ben şahsen görüyorum. Daha çok katılımcı olması için daha çok sesimizi duyurmamız gerekiyor. Daha çok ziyaretçi. Ne kadar çok biz bunu insanlarla paylaşırsak o kadar insanlar balık ne kadar zevkli bir şey olduğunu, ne kadar güzel bir şey. Sadece balık tutmak değil, bu ortamda bulunmak çok ayrı bir şey. Çok evet. Değerli arkadaşlarımız var, iç içeyi, sohbetler. Çok değerli şeyler bunlar. Çok değerli bir zaman bunlar yani. Bunu anlatmak çok zor. Bunu yaşamak gerekiyor. Evet. Peki amatör olta balıkçılığına nasıl başladınız? Amatör olta balıkçılığına nasıl başladım? Ben bir köy çocuğuyum. Köyde geçti hayatım, çocukluğumuz, derelerde. Tabii bizim o zaman iğne misine alacak durumumuz, paramız da yoktu. Tabii bunlar bulunmaz bir malzemeydi. Tabii yaş geldikçe, ilerledikçe, para da kazanmaya başlayınca malzeme de ulaşılır oldu. Güzel malzemeler almaya başladık, amatörce başladık. O zaman tabii ki tek amacımız sadece ne kadar çok balık tutarsak eve götürüp pişirip yemeydi. Tabii bunu hata olduğunu zamandan anladık. Balık tutmak kaç, ne kadar tuttuğun önemli değil. Bir şey yemek ya sadece ihtiyacın var kadar yani ihtiyacın olduğu kadar tutarsın, yiyeceksen yersin, gerisin ama bizim özelimiz biz balığı tutarız, severiz, suya iade ederiz. Balık tutmada nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle kullandığımız takımların hiçbirisi kötü bir takım olmaması gerekiyor. Çünkü kötü bir takım sadece sizi balık kaçırmanıza engel olmuyor. O balığa zarar veriyorsunuz. O balığın ağzında bir iğne kalması, başka bir yemin kalması, o balık o şekilde yaralı devam etmesi bizleri üzdüğü için biz malzemenin en doğrusunu, çok malzeme almıyoruz, az ve öz alıyoruz ve hep güzel malzeme kullanmak istiyoruz ki balığa zarar vermeyelim. Balığı yakaladığımız anda da severiz, fotoğraflarız, hemen strese sokmadan suya iade ederiz. En güzeli, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Abi sizleri de tanıyalım. Merhabalar, ben Ahmet Acar. Bulgaristan Kırcaali doğumluyum ben de. Biz bir balıkçıyız, amatör bir balıkçıyız. Bu işi seviyoruz, severek yapıyoruz. Ve bu işin en önemli şeyi arkadaşlar işte doğa, hayvan sevgisi. Birlikte çok eğlenerek hep beraber organizasyonlar yapıyoruz. Gerçekten çok değişik insanlarla tanışıyoruz. Balıkçılık çok güzel bir şey. Kötü alışkanlıklardan insanları uzak tutuyor. Doğa insanlara faydalı. Aynı zamanda sportif balıkçılık yapıyoruz. Tuttuğumuz balıkları çoğunu %90'ını geri iade ediyoruz. Özellikle anaç balıkları hiçbir zaman almıyoruz. Bunlar çok yoğun havyar bıraktıkları için zarar vermiyoruz balıklara. Ve daha bu herkese tavsiye ediyoruz. Bunun gibi etkinliklerin, İsopter Derneği'nin burada etkinlikleri çok önemli. Çok çok farklı kesimlere duyuruluyor. Sizin gibi de sağ olun geldiniz buralara Balık TV olarak. Bizlerle röportaj yapma fırsatı verdiniz. Gerçekten şuraya bir baktığınız zaman her şey çok güzel. Doğa güzel. Yarışma gerçekten bugün çok güzel geçti. Bu ikincisi İsopter'in turna yarışması. Ama bu bir ilkinden çok çok daha güzel oldu. İnşallah üçüncüleri, dördüncüleri çok büyük katılımlarla olur. Herkesin buralara gelmesini tavsiye ediyorum. Kötü alışkanlıklardan uzak durun.
balık tutun. Tutun, salın. Yaşatalım. Peki abi sizin kullandığınız disiplinler nelerdir? Bir de amatör olta balıkçılığa nasıl başladınız abi? Amatör olta balıkçılığa küçük yaşlarda işte büyüklerimizin tavsiyesiyle göletlerde, derelerde köy çocuğu olduğumuz için oralarda başladık. Bizim en önemli şey bu olta balıkçılığında dikkat etmemiz gereken balıklara eziyet etmemiz gerekiyor. Büyük balıkları tutup geri salmamız gerekiyor. İleride küçük herkese balık kalması, çocuklara balık kalması için, çocuklarımıza, gençlerimize, popülasyonun devam etmesi için bu şekilde ve göletlerimizi, göllerimizi korumamız gerekiyor. Özellikle ağcılardan. (Gülüyor)